Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet, bugünkü konuğumuz için bakın neler söyleyeceğim sizlere. Ciddi, başarılı, kurumsal bir hayat ve sonrasında seçmiş olduğu meslekle bizim karşımızda olan NLP koçu ve bütünsel yaşam koçu Sayın Esin Aksoy var. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Ve bütünsel yaşam koçusunuz, aynı zamanda NLP koçusunuz. Biraz bize yaşam koçu nedir, NLP nedir ve neden bütünsel yaşam koçu diyorsunuz kendinize, anlatabilir misiniz diyorum. Çok güzel bir soruyla başladık. Şöyle, ben Adler'den sertifikalı bir yaşam koçuyum aslında. Onun üzerine NLP sertifikalarımı aldım. Onun üzerine melek koçluğu, nefes koçluğu, Diksha, Bars, Osho'dan Reiki derken birkaç şey daha aldım ve kendimi o yüzden bütünsel yaşam koçu diyorum. Ve genelde seanslarımda, genelde değil aslında birçok seansımda şunu yapıyorum. Danışanımla konuşurken hem bilinçaltına iniyorum, hem bir yandan koçluk yapıyorum, hem bir yandan NLP yani bilinçaltı ile ilgileniyorum. Şöyle, aslında yaşam koçluğu sadece danışanını çok iyi dinler ve doğru olan, gerekli olan soruları sorar. NLP tarafında ise bilinçaltına inersiniz ve orada farklı kodlamalarla bireyin yaşam tarzını eğer değiştirmek istiyorsa değiştirmeye başlarsınız. O yüzden ben kendimi hem bütünsel yaşam koçu diyorum, hem NLP koçu diyorum. Çünkü koçluk demek danışanınıza sadece soru sormak ve onun farkındalığını arttırmak demektir. Ama günümüzde koçluk denince benim ne yapacağımı bana söyler misin diyorlar. O mentorluk, hatta mentorluk da değil, danışmanlık. Koçlukta sadece sorular sorarsınız, seçimi danışan yapar ve cevabı kendisi verir. Mentorlukta tecrübelerinizle ya da başkalarının tecrübeleriyle yine sorular sorarsınız, seçimler önerirsiniz. Yine seçimi karşıdaki danışanın yapmasını sağlarsınız ama danışmanlıkta sen bunu yapacaksın denir. NLP ise tamamıyla bilinçaltı ve bireyin davranışlarının altındaki gerçek cümlelerle ilgilenir. Evet, harika diyoruz. Ve böylece Adler Akademi'yi de bir kez daha buradan siz de lanse ettiğiniz için biz de Adler Akademi'ye tüm sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Bu konudaki ve şu an itibariyle Türkiye'deki en iyilerden bir tanesi kesinlikle diyoruz. Kesinlikle en iyi 3 firmadan biri. Evet. Ve Ayşe Hanım'a da tüm saygılarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz evet. Adler'den. Evet, NLP'yi ve bütünsel yaşam koçluğunu bize çok da güzel özetlediniz. Ama bizim için önemli bir şey daha var. Tüm izleyicilerimiz de bunu merak ediyorlar. Sayın Esin Aksoy kimdir? Tanıyabilir miyiz? Tabii. Ben matematik mühendisiyim. Matematik mühendisliğinden sonra da uzun süre 12 yıl boyunca kurumsal hayatta çalıştım. Bankada çalıştım, yatırım uzmanlığı yaptım. Bir IT firmasında çalıştım. Hem satış hem teknik satış yaptım. Sonra da iki tane telekomünikasyon firmasında çalıştım. Hem satış hem pazarlama belirli görevlerde çalıştım yönetici pozisyonunda. Fakat sonradan geçmişten olan güzel küçük böyle küçük büyük, kimimize göre küçük, kimimize göre büyük travmalarımı kendimi tedavi etmek amacıyla, kendimi daha iyi getirmek amacıyla, benzer olayların sürekli karşıma çıkmasıyla kendimi 27 yaşından itibariyle tedavi sürecinde buldum. Ve çok ciddi bir kendimi iyileştirme sürecine girdim. Bu sürece girdiğimde de sürekli böyle seans alıyorsunuz, oraya gidiyorsunuz, bunu yapıyorsunuz. Bunların hep ben matematikçi olduğum için mantığını alırsam hayatıma kendimde sokabilirim diye düşündüm. Aslında o yüzden sertifikalarını aldım. Hiç evet. Aklımda psikolojiyle ilgilenmek, insanlara ileride koçluk ya da danışmanlık yapacağım gibi bir konu yoktu. Hep böyle çok başarılı bir iş kadını olacağım diye düşünüyordum. Şu an tamamıyla sanat ve psikolojiyle ilgileniyorum. İnsanları çok seviyorum. Hayatımda 180 derece bir değişim var. Ve bu değişimin de devam etmesi için asla geriye adım atmayıp, büyük küçük olaylarda geriye adım atmayıp, gerektiğinde durup tekrar ileriye kendi idealimdeki Esin'e ulaşmaya çalışıyorum.
harika diyoruz. Böylece ne kadar da farkındalığınızın yüksek olduğunu aktarmış oldunuz Sayın Esin Aksoy'u anlatırken, aktarırken. Çünkü insanın kendisini anlatması çok zordur. Evet, ifade etmesi, insanın kendini bilmesi çok zordur. Çok zordur, evet. Bilmiyorum, sadece deniyorum hala. Çok güzel bir deneme diyoruz öyleyse. Ve hemen diyoruz ki koç, mentor, danışman, NLP ve bütünsellik. Psikoloji mi okudunuz ve neden bu meslek? Şöyle, matematik mühendisliği okudum. Evet. Neden bu meslek? Kendimi iyileştirirken insanları ne kadar mutlu etmek istediğimi ve mutlu ettiğim zaman, onlarda bir şey yarattığım zaman, bir farkındalık yarattığım zaman, onlar Esin teşekkür ederim dediği zaman bunun bende çok büyük bir manevi mutluluk yarattığını fark ettim. İki sene bunu sadece manevi mutluluk olarak yaptıktan sonra da bunu profesyonel yaşama dökmeye karar verdim. Çünkü hem kurumsal iş yaşamı hem o bir arada ne kadar bir taraf manevi, bir taraf maddi de olsa gitmiyor. Enerjinizi nereye kanalize ederseniz oradan size bereket geliyor, aşk geliyor diyeyim. Öyle. Evet, gerçekten de bereket, aşk ve koşulsuz sevgiyle sarmalanmış bir beden, ruh var. Onu görebiliyoruz, gerçekten görebiliyoruz. O yüzden mi insanlar NLP ya da koçluk almalı? Şöyle, NLP ve koçluk tamamıyla aslında biraz fiziksel ve maddesel dünyada. Yani koşulsuz sevgi, beklentisizlik manevi dünyada. Bu çok farklı. Ben iki tarafa da çalışıyorum ama insanlar neden NLP ve koçluk almalı? Çok güzel bir soru. Çok basit bir şey, hayır diyebilmek için. Hayır diyemiyoruz. Evet. Karşımızdakini kırmamak için hayır diyemiyoruz. Kendimizi kırıyoruz, ruhumuzu acıtıyoruz, elimizi sıkıyoruz, kalbimiz sıkışıyor, midemiz sıkışıyor. Biz hayırı diyemiyoruz. Diyemedim. 8 sene de diyemedim, 3 sene de diyemedim. Hala da diyemediğim zamanlar oluyor. Yani hayır deme özürlü bir Türk insanıyız diye düşünüyorum. Çünkü hep bir ayıp olmasın, el alem ne der var. Evet. Evet. Hep biz başkalarını düşünüyoruz. Bu en basit seçenek bu. Sonra davranışlarını değiştirmek isteyenler. Aslında davranış nedir? Bir durum olur. Siz alışkanlıklarınızın toplamasınız. Bir durum olur. Sonra düşünce yaratırız. Düşünce duyguya dönüşür. Duygu davranışa dönüşür. Davranış ise alışkanlığa dönüşür. Biz aslında alışkanlıkların bütünüyüz. Ve alışkanlığımızı değiştirmek istiyorsak NLP ya da koçluk almalıyız. Yani bu bir şeyi bırakmak olabilir, bu bir insanı bırakmak olabilir veya bir insanı hayatımıza almak olabilir. Ya da sabah 6 yerine 5'te kalkmak olabilir, iş değiştirmek olabilir, kariyer koçluğu olabilir, ilişki koçluğu olabilir. Birçok konuda biz danışanlarımıza yardımcı olabiliyoruz. Harika evet. Diyoruz. Peki sadece bireysel seans mı yapıyorsunuz yoksa kurumsal seminerleriniz de oluyor mu çalışmalar içerisinde? Daha çok bireysel oluyor ama son zamanlarda kurumsal seminerlerde de çünkü kurumların kendi çalışanlarına vermiş olduğu çok ciddi bir önem söz konusu. Ve onları sadece işte böyle benim de zamanında aldığım gibi satış taktikleri, pazarlama taktikleri gibi eğitimler aldırmıyorlar. Farkındalık eğitimleri aldırıyorlar. NLP eğitimleri aldırıyorlar. İşte çok güzel kişisel gelişim uzmanları var. Onlardan konuşmalar yaptırıyorlar. Bu konuda diyorlar ki artık benim çalıştığım yerler, yani benim çalışanım ne kadar mutlu olursa bana o kadar fazla verim sağlar. Ama ben ona öğlen o saati içerisinde bile yine teknik bilgi yüklersem o zaman danışanlar, yani çalışanlar, ben danışanlar diyorum, mutlu olmuyorlar. Yani evet. O yüzden kurumlarla da daha fazla çalışmaya başlıyoruz. Harika diyoruz. Peki kurumlarla da çalışmaya başladınız. Bireysel evet. Çalışmalarınız, seanslarınız da var. Ama insanlar neden sizi seçmeli? Neden ben? Güzel bir soru. Çünkü ben çok fazla seans aldım. Ve kendimi gerçekten iyileştirmek için bu sürece girdim. Tabii ki yani danışanla karşı karşıya gelirseniz enerjiniz tutmayabilir. Evet. Yani bir anda
böyle elektrik olabilir. O zaman tabii ki çalışmamalıyız. Veya ben o danışana hizmet etmek istemiyorsam, çünkü biz hizmet ediyoruz aslında, bir servis veriyoruz. O zaman yine çalışmamalıyız. Ben biraz hızlı ilerliyorum seanslarımda ve biraz sert olabiliyorum. Bu yüzden kendimi bu konuda daha çok seviyorum. Hani bu tabii ki coaching metotlarını uyguluyorum, tabii ki NLP yöntemlerini uyguluyorum ama bunları uygularken biraz danışana orada çok fazla zaman vermeden böyle olabilir mi diyorum. Aslında danışana ben orada 5-6 seans fazladan seans yapmış oluyorum. Evet. Çünkü orada ben 12 tane, 13 tane soru soracağım. Sonra diyecek ki bana, "Ah, ben kendimi değersiz hissediyorum." Sonra ben de diyeceğim ki, "Evet." O sırada bir sürü zaman ve paranız gitmiş olacak. Ve gerçekten bana olan güveniniz de biraz sarsılıyor. O yüzden bak, bunun altında böyle bir şey olabilir mi deyip de o sorunun üzerine gitmek ve önceliklendirmek bence bizim taraftaki kişilerin işi diye düşünüyorum. Ben oralarda biraz sert ve hızlı gidiyorum. Yönteminden de şu ana kadar hani sıkılan, bozulan hani olmadı. Tabii ki eleştiri oluyor ama bu eleştiriler işte karşılıklı birbirimize, tabii zaten bir beraber bir hayat partnerliği yaşamaya başlıyoruz. Çok da güzel ilerliyor. Harika diyorum. Hı-hı. Bence de, bence siz diyorum. Çünkü çok samimisiniz. Hepsinden önemlisi, ben çok fazla seans aldım dediniz. Aldım, çok aldım. Bu aldım. Samimiyetle danışanlarınıza yol arkadaşlığı yapmanız zaten sizi seçmeleri için yeterli bir sebep diyeceğim. Yeterli bir güven diyeceğim. Ve güvenin arkasından hemen diyeceğim ki güven problemimiz tüm insanlarda, tüm insanlıkta. Hı. Yani güven derken kendimize güven mi yoksa ilişkide karşımızdakine? İkili ilişkilerde kendimize güven ama en önemlisi de ikili ilişkilerde diye düşünüyorum. Evet, değil mi? Günümüzün problemi kesinlikle. Evet. Şöyle hani küçükken babalarımız derdi ya, hani ben sana güveniyorum kızım, çevreye güvenmiyorum. Şu anda da bunun başka bir versiyonunu yaşıyoruz ama tabii ki ikimiz de kadınız, yani tabii ki biz kendimize güveniyoruz ama karşı tarafa güvenmiyoruz. Şimdi bununla ilgili birçok olay yaşamışsak geçmişte, ki ben yaşadım. Tabii ki aynı olay böyle biraz aynı şekilde tezahür etmeye başladığında tabii ki korkularımız oluşmaya başlıyor. Ve inanın korkunun frekansıyla, rezonans kanunu, sevginin frekansı çok yüksek. Biz bir şeyi severek aşkla yaptığımızda da bundan çok iyi sonuç alıyoruz. Korkarak yaptığımızda da bundan çok iyi sonuç alıyoruz. Yani ben ikili ilişkimde eğer kaybetmekten korkarsam ben o kişiyi kaybederim. O kişinin beni aldatacağından korkarsam o kişi beni aldatır. Yani tek eşli birisi gelir karşıma ama ben de erkeklerle ilgili etiket, kodlama, aldatır varsa o kişi tek eşli olmasına rağmen benim gibi bir insan da beni aldatmaya başlar. Çünkü ben içimde ne varsa ben dışarıda onu yaşarım. Maalesef böyle. Yani ben kıskançsam karşımdaki insan da kıskanç mı gelecek gibi bir şey değil. Ama ilişkide güven, yani ben kendime güveniyor olabilirim. Evet, karşı tarafa güvenmemek benim kendime güvenimle ilgili değil. Karşı taraf erkek eşittir, erkekle ilgili sıfatlarla ilgili bir şey. Kodlamalarımız, yani yanlış kodlamalar. Geçmişteki. Aslında kodlamalar derken annemizin, babamızın bize söylediği, çevremizin, erkeklere bak güvenilmez evladım. Evet. Erkekler bak aldatır ama sen sesini keseceksin. Türkiye'desin zaten. İşte erkekler şöyle yapması lazım, böyle yapması lazım. Bize kodlandığı gibi, bize söylendiği gibi bilinçaltına erkeklere de söyleniyor. Kadınlar para yer, kadınlar seni olduğu gibi hayatın evet der, çevirir. Yani onlar da kadınlardan korkuyor aslında. Yani ben şu anda gerçekten o kadar çok duyuyorum ki, yani doğru erkek kalmadı, doğru kadın kalmadı. Sen doğru musun diye geçenlerde bir yazdım ve böyle fışkırdım. Çünkü biz ne yapıyoruz? Aynaya bakıyoruz. Sonra karşımızdan ne bekliyoruz? Alıcılık vericilik oranı ne oranda? 11 diye çok güzel bir kuralımız var bizim. Evet, evet. Bir yazınızda 11 kuralından bahsetmişsiniz. Çok ilgimizi çekti bizim de. Çok basit bir kural. Ben bunu ilişkimde, arkadaşlık ilişkimde, özel ilişkimde, sosyal ilişkilerimde, bence iş ilişkisinde çok kullanılmaz ama bence insanın çocuğuna
olan ilişkisi dışındaki anne baba yani karı koca ilişkilerin hepsinde kullanılabilir. Nasıl? Bir ilişki başlarken mutlaka bir taraf çok verir, öteki taraf daha çok alır. Ama ilişki biraz devam ettikten sonra orada A artı B'nin eşittir 11 olması lazım. Nasıl? Biz sizle iki kız arkadaş, işte ben hep sizi arıyorum, size böyle maddi manevi veriyorum ama siz de hep alıcı rolündesiniz. Şimdi ben 11 verirsem size zaten verecek olan toplamı 11 olmak zorunda 0 kalıyor. O zaman ben size kızamam. Ah hep ben veriyorum da o hiç vermiyor. Ama ben yavaş yavaş verdiklerimi azaltıp karşı tarafında alıp almayacağına, yani karşı tarafın orada verip vermeyeceğine bakmak gerekir. Yani ben 6 veriyorsam siz 5 vermelisiniz. Siz 7 veriyorsanız ben 4 vermeliyim. Bu kural hiç şaşmaz. Evet. Asla 12 olmaz onu söyleyeyim. Ama 11. Asla 10 da olmaz. 11 olacak çünkü bir taraftan bir tarafı daha çok tutması gerekiyor. Bu illa maddiyat değil, bu illa sevgi değil, bu illa manevi değil. Bu toplamda gerçekten biz ne veriyoruz ve karşıdan ne alıyoruz? Bazen ben şöyle ilişkilerimi, arkadaşlarımı kapattığım oluyor. Bakıyorum sürekli ben vermişim. Hep 11'deyim. Ruhum üzülüyor ve anda kaldığım için esin ruhun üzülüyor diyorum. Kalbin kırılıyor, neden kırılıyor? Bundan dolayı kırılıyor. Okey. Bakıyorum, bir süre tolerans gösteriyorum, sonra bırakıyorum. Çünkü alanımızı hep güzel insanlarla dolduralım. Alanımızı hep böyle dengeli insanlarla dolduralım ki güvenimiz de daha çok artsın. Evet, güveni arttırabilmek, bunun yolları mutlak surette tabii ki yine bizde, bizim elimizde ama bir yol gösterici, bir yol arkadaşı olduğu takdirde diyoruz. Ama bir de teslimiyet var. Bazen artık iyi ya da kötü, olumlu ya da olumsuz birçok şeye teslim oluyoruz. Aslında bazen teslim olmak zorunda kalıyoruz. Yani bakıyorsunuz yapacak bir şey yok, çaresiz kaldınız, teslim olalım bari diyorsunuz. Evet. Yani bu biraz polyanlıcılık ve aynı şekilde de doğru. İnsanlar yalnız şunu karıştırıyorlar. Teslim olmak için önce gerçekten hani önce devemizi bağlayalım, sonra teslim edelim. Yani bu çok önemli. Biz elimizden geleni yapmadan, amacımızı belirlemeden, çalışmadan biz teslim oluyoruz. Ya bunu yapıyoruz ya da yapıyoruz elimizden geleni ama bu sefer çabalama enerjisine giriyoruz. Ve çabalama enerjisine girdiğimizde zaten o istediğimiz şey direkt kaçıyor bizden. Bizim şunu yapmamız lazım. Ne gerekiyor? Ne yapmam lazım? Kalbim ne diyor? Aklım ne diyor? Akıl kalp bütünlüğü ne diyor? Bunu yaptıktan sonra da teslim ol. Yani sen ilişkide elinden geleni yaptın mı? Adam gidiyorsa zaten gitsin. Ama gerçekten elinden geleni yaptın mı? Yani güvenle ilgili. Ben kendime güveniyorum ve elimden geleni yaptım. Gerçekten ve koşulsuz sevgiyle yaptım. Beklentisizce yaptım. Okey. Hala kapıyı açın. Gidiyorsa gider. Yani teslim olmak böyle bir şey. Gittiği zaman da teslimiyetin şöyle bir güzelliği var. Bizim Türkiye'de benim küçüklüğümde şöyle bir kod vardı, cümlem vardı. Yani öğrendiğimiz çevreden. Gelen gideni aratır kızım. Hiç öyle değil. Her gelen vallahi gidenden çok daha iyi oluyor. Yani kız arkadaşım da erkek arkadaşım da sosyal çevremde de her gelen danışan yani bir önceki danışandan çok daha iyi oluyor. Yani önemli olan gelen yani giden gelenden her pardon gelen gidenden her zaman çok daha iyidir. O yüzden bırakalım gitsin, sonra daha iyileri gelir. Evet, bir anlamda şöyle de diyebilir miyiz? Teslimiyet şunun gibi, bu gelenle gidenle alakalı. Eğer ki bir kapı kapanıyorsa mutlak surette daha hayırlı bir kapı açılıyordur. Onun gibi bir şey mi? O, evet, o da aslında onun bir parçası. Kesinlikle doğru. Yani biz elimizden geleni yaptıktan sonra bir kapı kapanıyorsa teslim olursak zaten üzülmeyiz işte. Evet. Yani teslimiyet aslında mutlulukla ilgili bir şey. Mutluluk da bir duygu, bir seçimdir. Biz her durumda mutlu olabiliriz. Yani mutluluğu seçebiliriz. Evet. Evet. Yani bir sürü kötü olay olabilir. Biz duyguları da doğru adlandırmıyoruz. Mesela mutsuzluğumuza endişe, kaygı diyoruz. Halbuki endişe farklı, kaygı farklı, mutsuzluk farklı. Evet. Kelimelerimizi çok böyle bilmeden konuşuyoruz. Evet, kesinlikle haklısınız. Belki de en kolay yolu seçiyoruz. Mutsuzum.
Evet, çok güzel. Şikayet edenler. Bayılırım. Size böyle şikayet ederler. Enerji çapalarını böyle atarlar ve bütün kadınızı manızı böyle. Onlar gider, siz böyle uyku haline geçer hale gelirsiniz. Hani korunmak lazım, gitmek lazım, bir iş çıkarmak lazım. Ayıp olur diye işte orada bile hayır diyememek devreye giriyor. Oradan kalkın. Kalkın, kendinize iyilik yapın. Çünkü bu tür insanlar onların her şeyi farkında. Bir de burada çok şikayet etmeyle ilgili, bu tarz insanlar hep bilmezler, yapmazlar, görmezler, duymazlar, farkında değillerdir. Hepsinin farkındalar. Yani bunu izleyen bir sürü kişi var. Umarım bu sadece küçük bir böyle bir çapa olsun bilinçaltlarına diye çok istiyorum. Biz çünkü genelde şeyiz, farkında değilmiş. Hayır, farkında. Evet, evet. Gerçekten de öyle. Farkında olarak aslında bizim de biraz enerjimizi sömürüyor başka insanlar. Hatta bazen değişmemizi istiyorlar. Aa, evet, çok güzel. Kesinlikle kendileri değişmiyorlar, sizi değiştirmeye çalışıyorlar. Bizim değişmemizi istiyorlar. Evet, yani kendileriyle ben şuna çok dikkat ederim. Maalesef mesleki deformasyon hayatımın her alanında var ama şimdi birileriyle tanışıyorum sosyal ortamlarda, ama mesela başkalarıyla ilgili konuşan insanlar, başkalarını değiştirmeye çalışan insanlar, kendisini değiştirmek yerine, çünkü insanın kendini bilmesi, kendi farkında olması, kendisini değiştirmesi inanılmaz zor. Onun yerine sizleri değiştirmemiz daha kolay geldiği için o tarafta başkalarına baskı yapıyorlar. O yüzden başkalarını değiştirmemeliyiz. Sadece kendimizi değiştirmeliyiz. Evet. Öncelikle her ne olursa olsun kendimizden başlamalıyız. Kesinlikle. Kendimizden bir bütün olarak yola çıkmalıyız. Sonrasında zaten her şey yoluna girecektir, evet. Değil mi? Evet, kesinlikle. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben tekrar teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza diyoruz. Sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, Bütünsel Yaşam Koçu, NLP Koçu Sayın Esin Aksoy'u ağırladık. Hoşçakalın.